Öncelikle geçmiş olsun. Yaşadığınız olayı bize anlatır mısınız? Teşekkür ederim. Olay maalesef dün sabaha karşı başımıza geldi. Sabah saat 6'ya çeyrek kala vaktiydi sanırım. Kapımız çaldı. Defalarca çalması üzerine biz de o gece çocuğumuzu uyutamamıştık. Biraz zor bir gece geçiriyorduk. Tam uyutmuştuk, 2 saat geçmişti. Herkes bir anda uyandı ve ben haliyle kapıya çıktım. Cama çıktım, kimin diye. Kapı çünkü aşağıdan basılıyordu. 2 tane Suriyeli olduğunu gördüm. Niye çaldınız kapımı diye seslendim, cevap vermediler. Kardeşim cevap versene dedim, ya benim çoluğum çocuğum var dedim yani. Beni herkes uyandı evimde dedim, senin yüzünden dedim. Bu saatte dedim sen beni nasıl çalabiliyorsun? Yani bu nasıl rahatlık dedim. Siz böyle mi alıştınız dedim. Nasıl bir şey bu falan falan diye hesap soruyorum. Ha, özür bekliyorum haliyle. Özür dilenecek, olay kapanacak diye düşünüyorum. Tabii adam bana bir anda döndü. Böyle kabadayı bir bari bir şekilde şşş falan yaptı. Sus lan diye bağırdı sonra. Yanımda eşim var. Ne diyorsun sen falan filan yapmaya çalıştı. Ben de tabii genç bir insanım. Ardına aşağı indim. Bekle aşağı geliyorum dedim. Aşağı indiğimde baktım ki kolları böyle yeni kesilmiş. Kollarında kesik izleri, alkollü. Biraz alttan almaya çalıştım. İşte aslında onları görünce yani çünkü eşim yukarıdan bakıyor. Kötü bir şey yaşamak istemedim. Hatta onlara binanın yan tarafına gidelim orada konuşalım. Eşim bakıyor, korkuyor falan dedim. Onlar tam tersi bu tarafa geçmeye çalıştılar. Bu ara ayıp değil mi falan diye ben hala üstlerine gidiyorum ki yani olayı anlasınlar, idrak etsinler, ne yaptığını farkına varsınlar bir an önce de. Belki birazcık insanlıkları gelir, belki birazcık insan olduklarını hatırlarlar diye düşünerek de hala ısrar etmeye çalıştım konu üzerinde. Baktım ki bunlar yani ısrarı bırakın, tam tersi biri bana dedi ki defol git polise, polis çağır. Hiç cevap vermiyor, bana kesinlikle cevap vermedi. Haklısın, şu an hiçbir şey yok. Sadece polis çağır. En son bir tanesi polis çağır diyorum yalan gibi bir özür dilerim burada kullandım. Öyle bir kelime deyince haliyle orada kavga başladı. Yani bir tanesi kalçasını dışarıda çıkartıp elini belini atınca ben de yukarıdan aşağı yani bu demir bir sopa vardı bıçak bilemek için. Mastra mıydı ismi? Onunla beraber aşağı indim. Masatla aşağı indim. Tabii o bıçağı çıkartınca ben de direkt ona sarıldım. Ki başım kendimi korumak için. O ara saniyelik bir arbede oldu ama benim elimdekinden de ondan korktu. Ben de onlardan korkunca aramız biraz açıldı. İkinci kişi yerden kaldırım taşlarını alarak bana fırlatmaya başladı. Ben koşa koşa binanın içine girmeye çalıştım. Baktım ki binanın kapısı kapalı. Etrafımda taş da yok. Onlar bana hala kaldırım taşlarıyla üstüme doğru koşuyorlar. Binanın yan tarafından taş yakalamak için diğer tarafa doğru koştum. Bu sürede gittiğimde yerden taş alırken bir baktım ki her tarafım kanlar içerisinde. Ne olduğunu anlamadım. Nasıl olduğunu da bilmiyorum. Yani elinde bıçak vardı ama bıçağı bana ne ara vurduğunu bile görmedim. Yani veya neremi kestiğini bile bilmiyorum. Her tarafım kanlar içerisinde. O ara elimdeki taşları da falan bıraktım. Geri döndüm binaya yavaş yavaş adımlarla. Onları da artık unuttum ki kendi derdime düştüm. Baktım onlar bana bir iki tane daha taş fırlattılar. Oradan bir şeyler söylüyorlardı ama duyamıyordum artık kendimi derdimde olduğum için. Onlar da o halimi görünce çok da uzatmadılar. Bir iki tane taş attıktan sonra döndüler arkalarını söylene söylene yavaş yavaş kollarını sallaya sallaya gittiler. Evime çıktım. Eşime sadece nirem de ne var? Hani sakin ol dedim. Hani ne olmuş dedim sadece. Ambulans çağır dedim. Ne olduğunu sordum. Ne oldu derken tabii konuşamadığımı görünce dudağımın çenemin alt kısmından başlayarak üst dudağıma kadar kesildiğini gördük. Kaç dikiş atıldı? Dikiş sayısını bilmiyorum ama içeriden kaslardan sinirlere kadar dikiş var. Kaslara da kadar kesik var. Yani dudağım tamamen açıktı. Ve bu çenenin altından başlıyor. Yani tam dudağın alt çeneden başlangıcına kadar. Gene şanslıymışım diyorum. Her şeyden önce ben bu olayda kendi ömür boyu taşıyacağım ize değil de çoluğumun yani çocuğum uyanmıştı ben yukarı çıktığımda. Annesi telefonla ambulansı arayamıyordu ki elini o tampona bastı bezi çektiği zaman oramdan gelen kanları görünce yani kan kaybından öleceğim diye düşünmeye başlamıştı. İşin aslı ben de hiç ilk defa bir kanamalı bir vakayı gördüm. Bir başkasında da yaşamadım. Ben de kendi kendime dedim ki hani ölürsem herhalde iyiyim ama bir şeyim yok ama kan kaybından gidersem önce öyle giderim düşüncesindeydim. Çocuğum uyanmış, unutmuş, görmemişiz. Yani çocuk bizi oradan izliyor. Bakıyor bize. Çocuğumun yaşadığı bu travmayı mı üzüleyim, ize mi üzüleyim, eşime mi üzüleyim, eşimin çığlıklarına mı üzüleyim?
Bilmiyorum, kendi ülkemde, kendi evimde, kendi memleketimde bir X ülkenin vatandaşı, misafir vatandaş gelip gecenin saat 5'inde kapımı çalarak bana bunları yaşattı. Yani bunun sorumlusu ben değilimdir diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar abi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Yaşananları sizden de öğrenebilir miyiz? Yaşananlar çok zor şeylerdi. İki tane çocuğumuz var. Bir tanesi 4,5 yaşında, bir tanesi daha 1,5 yaşında. Onlar bu olaya şahit oldular. Sabah uyuduğumuz yerden uyandırıldık. Eşim de hiç kavga amaçlı, hiçbir şey amaçlı olarak sadece balkona çıktı, uyarmak amaçlı. Bizim kapımızdan gider misiniz, çocuklarımız var gibisinden ama yani onu söylediğim için hem yani hakaret yedi, hem çok yanlış hareketleri vardı. Eşim de aşağıya indi, onları kapının önüne göndereyim diye. O an büyük kızımızı zaten unutmuştuk. Ben kucağımda küçük 1,5 yaşındaki oğlum vardı, telefonum da vardı. Ben balkona çıktım, yani polis arayacağım diye. Eşim onları uzaklaştırmaya çalıştı o kapının önünden. Burada işte çocuklarım korktu, eşim korktu diye. Onlar da işte çok rahat bir şekilde, hiçbir korkusuz, hiçbir pişmanlık duymadan yani küfür etmeye başladılar. İşte kimi çağırırsan çağır, polisi çağırsan çağır, git diye. Sonra eşim şaşırdı zaten, ben de şaşırdım. Biz de ben o an polisi arıyorum çünkü biliyorum bir şey olacağını. Zaten aniden oldu her şey. Bir kucağımda çocuk, çünkü ağlıyor, korktu zaten. Aniden oldu her şey. Bir tanesi oraya taşlar almış, kocaman taşlar. Bir tanesi zaten böyle arkasına elini koydu, bıçak almaya çalıştı herhalde. Ben o an şokuna hala geçemedim, yani geçiremedim bu şoku. Sonra bir anda eşim, yani kendini korumak amacıyla saldırmaya başladılar yani eşime. Taş atmaya başladılar. Birisi, yani artık ben anlayamadım ne olduğunu. Eşim kendini korumak amacıyla binaya girmeye çalıştı. Bizim binamıza kapı açılmadı. Kendini, yani şimdi kaçmazsa şey yapacak. Taşlar atıyorlar, kafasını yaracaklar, öldürecekler yani. Ama yaralanmasını hiç ben de düşünmüyorum. O da kendisi farkında bile değilmiş. Ben o an polisi aradım, adresi anlattım. Hemen gelin, ne olur diyorum. Bir yandan imdat diye bağırıyorum. Eşim o an kendini korumak amacıyla binanın şu tarafına giderken ben dedim polisi çağırın falan. Onlar da bana lan dediler, taş atmaya başladılar. Elinde 1,5 yaşındaki oğlum vardı. Yani ve ondan sonra zaten böyle ellerin kollarını rahat bir şekilde sallayarak hızlı bir şekilde uzaklaşmaya başladılar. Ben o an eşimi bile unuttum. Yani ben çünkü orada şok yaşadım. Böyle onlara odaklanmışım. Korkuyorum şimdi bir şey yapacaklar ya. Taş atıyorlar, küfür ediyorlar. Bir an bir baktım eşime, bir baktım eşim geliyor bu tarafa, üstü her yer kan yani, tişörtünün rengi belli değil. Bayıldım, bayılacaktım, ne oldu anlamadım. Hemen gel kapıyı, binanın kapısını açtım, hemen yukarı çık dedi. Ne olursun korkma dedi, ne oldu dedi bana, bir bakar mısın dedi. Kendisi hala farkında değilmiş, anlamıyor. Kanlı olduğumu biliyor. Şöyle tutuyor da yüzünü. Yüzünü şöyle kaldırdı. Her yerden kan geldi. Yüzü, şurası, alt tarafı parçalanmış bir şekilde. Hemen yani ben çok korktum. Çocuklarım buna şahit oldu. Ağlamaya başladılar baba baba diye. Evimiz her yer kandı. Yani ondan sonra havlu verdik, bastırdık. İşte yardım etmedi. O an polis geldi zaten bir süre zaman sonra. Onlar kaçmışlardı zaten. Ambulans da geldi. Çocuğumla, eşimle işte aşağıya indik. Çocuğumu ambulans götürdü. Polisler de geldiler işte. Birkaç soru sordular. Gittiler. O an ben çocuklarla evde kaldım. Yani bilmiyorum, zaten korkuyordum, balkondan da bakıyordum. Bir tanesi yakalanmış, ben gördüm o şahısı yakalandığını. Bizim
kendi komşularımız, onlar da Suriyeliler ama iyi insanlar, çok yardımcı oldular. Sabah 6'dan orada dışarıdaydılar. Onlar kendileri yakalamışlar. Ama şey oldu, ben o insanı gördüm ya, o kadar korktum ki tekrar gördüm böyle yakından, polisi tekrar çağırdım. Çünkü hemen polis arayın diye bana söylediler. Çok çok kötü bir şekilde, korkunç bir yani duyguydu. Gözleri kıpkırmızı, zaten madde bağımlılarıymış. Çok tehlikeli bir insanlarmış. Yani çok kötü bir şekilde korktuk ailecek. Çok büyük bir stres, şok yaşadık. Hala da geçiremedik yani. Öyle. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Ben mağdur olan kişinin kardeşiyim. Sabahleyin bize haber geldi saat 6'yı 4 geçe. Eşim sağlıkçı, ben de sağlıkçıyım. Arayınca işte bilememişler ne yapacaklarını, en azından gelsinler bir şeyler yapsınlar diye. Eşim geliyor, o sırada ben evde kızımla beraberim. Sonrasında ben kardeşimin yanına gidiyorum. Kardeşimin yanına gittiğimde zaten çok kötü bir vaziyette, her yeri kan içerisinde. Hiç yüzünü görmemiştim. Orada işte böyle tampon yapmışlardı. Sonrasına baktığımda tamamen zaten her yere ayrılmış bir şekilde. Yani görülmesi gereken bir durum da değil yani. Doktorlar müdahale ediyor. O sırada tabii beni polisler arıyor. Gelinimizi aramışlar. Şikayetçi olmanız gerekiyor. Şikayetçi olmazsanız biz zanlıyı, o sonradan yakalanan zanlıyı serbest bırakacağız gibi bir şey söylemişler. Gelinimiz de ben tam bilmiyorum. Ben görümcemin numarasını vereyim diyor. Benim numaramı veriyor. Benimle görüşüyorlar. Dedim ki böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey katiyen olamaz. Ben de sağlıkçıyım. Özel bir hastanede hemşirelik yapıyorum. Yani böyle bir vakada hastaneye gelen bir kişinin konuşacak bir vaziyette değil, ifade verecek bir vaziyette değil. Bu insan ölü diyelim. Yani ifade veremediği için onu salacak mısınız? Böyle bir şey yok dedim yani. Eğer dedim öyle bir şey yapacaksanız biz bu işin peşini bırakmayacağız zaten. İşte öyle söyleyince işte yok hani biz tabii ki tutacağız ama ifade de lazım. Tamam siz tutun. Eğer istiyorsanız gelin hastanemize. Fakültedeydik. Buyurun gelin. Burada da polisleriniz var. İfadenizi burada da alabilirsiniz. Eğer doktor müsaade edebiliyorsa biz bile konuşamıyoruz dedik. Tamam o zaman işte Arzu Hanım bize kimlik bilgileri falan filan dediler. Ama ve lakin işte görüyoruz ki böyle bir durumda Suriyeliler, bu Suriyeli de değil aslında, biz Türkiye vatandaşıyız, Türkiye'de yaşıyoruz. Biz buradan bir Gürcistan'a da gitsek, yani en kötü şuradan sınır ülke Gürcistan, Yunanistan ya da herhangi bir yere gitsek, bizim orada bir tartışmaya girmemiz değil, herhangi bir insanlarla bir konuşmada bir tersliğimiz olsa oradaki polisler bizi alıyor. Yani ve bırakmıyorlar. Bunu yaşayan çok fazla Türk insanlar oluyor. Tatile gittiklerinde bile en ufak bir anlaşmamazlıkta o ülkenin polisleri kendi vatandaşlarını korurken bizim ülkemizde böyle bir şey nasıl olmuyor bilmiyorum. Biz yıllardır burada oturuyorduk normalde. Kardeşim Ankara'da. Buraya Suriyeliler alınmaya başladığında Sahabiye'ye yerleşmeye başladılar. Yerleştiler. Biz bekarız o zaman, evli de değiliz, bir de ablam var. Biz gezemez olduk. Şuradan aşağı adımımızı atamamaz olduk. Yan binamız, buralar, şu karşılar falan. Uyuşturucu bağımlısı, esrar bağımlısı, alkolik. Yani alıyorsan da kendi milletinin arasına birazcık kadifiyeli, birazcık kültürlü insanlar al seviyesinde. Neden biz hep arta kalan, böyle eleğin üstünde kalan kısmı aldık da elekten geçenler hep daha farklı ülkelere geçti? Ona da anlam veremiyorum zaten. Sonra biz buradan ayrıldık. Burası eşyalı bir şekilde kaldı. Velhasıl kardeşim Ankara'dan buraya yerleşince, tabii başımıza böyle şeyler geleceğini bilmiyoruz. Bir ay olmuş, daha 40'ı çıkmadan böyle ağır bir sonuçla karşılaştık. Gönül isterdi ki böyle olmasın. Her millet kendi yerinde kalsın istiyoruz. Bu sonuçlarda da, bu olayın sonucunu da böyle kapanmasını ya da en ufak böyle bir 10 gün, 1 ay, 1 yıl hapis cezasıyla da istemiyoruz. Bu insanların hem burada cezalandırılıp hem de ülkenin dışarısına yani çıkartılmasını, sınır dışına
istiyoruz. Hiçbir şekilde gelmemek üzere. Ve bu vazıfta olan bütün, yani Türk vatandaşı olmayan, aslında sonradan Türk vatandaşlığı verilse dahi, onları da katıyorum. Şimdi diyecekler ki biz Türk vatandaşlığını aldık. Ama Türk vatandaşlığını almak kolay olabilir ama Türkiye'de yaşamak o kadar kolay olmamalı. Bunu yapan kişilerin hepsinin sınır dışı edilmesini canı gönülden, bütün büyüklerimizden, artık kimler yapabiliyorsa bu olay karşısında hepsinden bekliyorum. Bugün bize olan yarın herkese olabilir. Bunu hep birlikte Türkiye olaraktan gerçekten hep bir şekilde bunu göğüslememiz gerekiyor. Ben kardeşimin canının tehlikeye gelmesini asla istemem ama hiçbir Türk halkının da, herhangi bir bireyinin, gencinin, yaşlısının da bir zarara uğramasını başka bir millet tarafından istemiyorum. O yüzden bütün herkesten de tek ricam bizim yanımızda olması ve bu davada özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin toprakları için yabancı kişilerini tamamen artık yerlerine gitsinler. Onu istiyorum. İnşallah sizler de sağ olun bize destek verdiğiniz için. Yani inşallah bu olur. Mutlu günlerimizde görürüz. Tekrardan teşekkür ediyorum. Öncelikle geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Oğlunuzun yaşadığı saldırıyla ilgili sizin de söylemek istersiniz. Ben oğlumun yaşadığı olayı şehir dışındaydım. İşte kızım aradı sabah. Önce söylemek istemedi. Sabah o saatlerde kızım arayınca ben kötü bir şey olduğunu tahmin ettim. Tamamında İstanbul'da dönüyordum. Ve geldim. Öğleden sonra geldim. Geldiğimde bu olayın yaşandığını gördüm. Ben yani bu durumuza geldiğime üzülüyorum. Yani bir Suriyeli tarafından evimizden indirilip sabahın 5:30'unda indirilip darp ediliyoruz. Ben artık yaşadığım ülkede korkuyorum. Yani başka ne diyeyim, yani bundan ibadet. Başka bir yorum yapamıyorum yani. Artık bu duruma geldik. Ülkemizin hali bu. Bunu yapanlar sağ olsunlar. Yapanlar sağ olsunlar. Bizi bu başımıza bunları getirenlere çok çok teşekkür ediyorum. Başka açıdan da konuşmak istemiyorum yani. Evet. Şimdi beni en çok üzen, gelinim öz ve öz Kazakistan Türkü. Kazakistan'da gittik, onların kültürlerini gördük. Yok olmamış, kaybolmamış Türk kültürü yaşıyorlar. En çok beni üzen, burada olaya şahit olan gelinim, evin balkonunda şahit olan gelinime küfür edilmesi, çapulcu, pislik Suriyeliler tarafından. Ben onları başka açıdan konuşmak istemiyorum da, benim dünya görüşüm çok farklı. Yani bizleri dinden soğuttular. Bu insanlar bizleri dinden soğuttular. Yani gelinimin, burada biz onu onuruz etmek isterken, gelinimin burada şerefsiz Suriyeliler tarafından evimizin taşlanması, gelinime hakaret ve küfür edilmesi, oğlumu ben dudağının parçalandığına, yaralandığına bir şey demiyorum. Yiğittir, çıkar meydana, yara alır, kapışır, her şey yaşanabilir. Ama bir gelinime benim küfür eden bir şerefsizler, sadece bunu yapan iktidara çok çok teşekkür ediyorum. Başka bir şey demiyorum yani. Lanet okuyorum. Özür dilerim efendim. Diyeceğim bundan ibadet. Sağ olun efendim.